Kaan sıkıldın mı? Yok iyiyim iyiyim. Ne geldi? Telefon arada sana telefonlar geldi. Neler diyorlar arada? Ha, yok şey. Vallahi kaldık değil mi? İyi iyi güzel şeyler. Hayatınızda görüp görebileceğiniz, gerçekten söylüyorum, biz bir yemek yedik. En mütevazi adamlardan bir tanesi. Estağfurullah. Çünkü bütün bir yemek boyunca konuştuk konuştuk konuştuk. Genelde bizim sanat camiası, yani bizim işler. Biz biraz böyle yokluktan yırtmak için bu işi yaptık. Yani daha doğrusu biz mühendis doktor olamadığımız için de bu işi yaptık yani. Doğru mu? Doğru. Biraz öyle. Kaan'ın hiç alakası yok. Kaan bir de gerçekten maddi durum falan, ailesi maalesef Türkiye'nin çok tanınmış ailelerinden. Çok da maddi durumu da yerinde. Fakat bir gram bunu konuşmadı bile, bunu söylemedi bile. Ve yaptığı işte oyunculuğuyla yani çok da iyi işler yapıyor onun için. Ama söyleyeyim, zengin de yani hani. Ama gerçekten söyleyeyim, zengin yani, haberiniz olsun yani. Bayağı bildiğin zengin yani. Zengin, zengin, zenginsin, zengin. Nihal orada mısın? Evet buradayım. Kal orada Nihal abi. Yeni başlayan köşelerimiz vardı. Program akıyor. Aralarda yapamıyoruz bunları konuklarımızla ilgilenmekten ama birkaç tane yeni başlayan köşemiz vardı. Abi ya, sahne yaptık, onu kullanamadık. Tribünlerde bekleyen konuklarımız var, çok değerli. Onlarla konuşacağız. Ama hemen bir köşemizi buradan yayına sokalım. Doğruları söyleyen adam diye bir köşe yaptık. Günlük hayatınızda yaşadığınız diyaloglar sırasında birileri gelip size o diyalogların yanlış olduğunu gösterip gerçekten de onun doğrusunun ne olduğunu, yani aslında içinizden hissettiğiniz şeyi yüzünüze vursa neler olurdu diye bir düşündük. Ve bu doğruları söyleyen adamın sonuna da Burhan Çaça'nın çok eski bir türküsü vardı. Onu yerleştirdik çünkü o türkü bizim için önemli. Yaradana kurban, yaradana. Bilir misin türküyü? Evet, o zaman doğruları söyleyen adamı bir izleyelim. Buyurun. Canım, şimdi sana şunu da söylesem bilemem ki. Sen benim hayatıma giren tüm kadınlardan çok farklısın. Çok farklısın, çok farklısın. Çok farklı değil. Ne? Pardon, bu kim? Hayatına giren diğer kadınlardan çok farklı değil. Yani belki biraz farklı ama çok değil. Yani benziyor diğerlerine. Ne diyorsun arkadaşım sen? Hayatına giren diğer kadınlar da aynı bunun gibi esmer. Ayrıca fotoğraf çektirirken de başlarını yana doğru eğiyorlar. Ayak baş parmaklarının yanındaki parmak da baş parmaklarından biraz uzundur. Canım kalk hadi gidelim. Uğraşma şu manyakla. Evimize gidelim. Hem mısır patlatırız, film izleriz. Kafamız dağılmış olur. Mısır patlamayacak. Efendim? Mısır nasıl patlatılır bilmiyor. Ayrıca filmi de 16. dakikaya kadar izleyeceksiniz. 17. dakikada hadi gidip sarılıp uyuyalım diyecek. Ama uyumayacak. Ne yapacak? Ayıp ayıp be. Hep böyle oluyor zaten. İlişkilerde üzülen taraf hep ben oluyorum. Hep sen olmuyorsun. Daha önce beraber olduğun erkekleri ya süründürdün ya da köpek ettin. İlk defa birine böyle duygular hissediyorum. İlk defa değil, dördüncü defa böyle hissediyorsun. Daha önce Kazım, Zafer ve Demir'e karşı da böyle hissettin. Demir ne sayıyorsun be? Bir hafta çıktık onunla. Sadece el ele tutuştuk. Sadece el ele tutuşmadınız. Yeter be kardeşim. Rahatsız ediyorsun beni. Hayır, rahatsız olmadım. Aksine laf dinleme koşuna gidiyor. Olay büyüse de biraz eğlence çıksa diyorsun. Beyefendi, restorandaki insanlar sizden rahatsız olmuş. Onlar da rahatsız olmadı. Rahatsız olsalardı böyle olurdu. Ne yapıyorsunuz beyefendi, ya çıldırdınız mı siz? Hayır, çıldırmadım. Çıldırsam şöyle olurdu. Yanağına düşmüş tane tane, kara bene bakın kara bene. Kirpiklerin kaşların tenine, örüklerin saçların denine. Yalla oh, kap 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 kap. Yara beline yar, yara beline. Yara beline yar, yara beline. Siner siner kurban, siner siner. Siner siner kurban, siner siner.
gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.